Evet. Üçüncü bölümle ya da Twitch'ten izleyenler için üçüncü yayınla beraber tekrardan sizlerleyiz. Futbol Manager'da şimdi Fenerbahçe kariyerinde birinci bölümde ne yaptık? Özet geçmek gerekirse işte Charlie Reis'le beraber kariyere başlangıç yaptık. Yönetimle görüştük. Basın toplantısına katıldık ve taktiğimizi oluşturduk. Bir önceki yani tamamen bir 3 veya 4 saat önce de Fenerbahçe'nin tüm hazırlık karşılaşmalarını bitirdik. Şimdi yeni sezona başlıyoruz. Yani bu hazırlık Everton'la başlayan kariyerle biten bir hazırlık dönemimiz bitti. Şimdi Maltespor maçıyla başlıyoruz. Ama 16 gün varmış. Keşke bunu birazcık daha devam ettirseydim ya. Yayın öncesinde de. Yayında direkt Malatya ile beraber başlasaydım. Böyle daha iyi olurdu. Biraz bekleteceğim. Bir önceki yani bundan 4 saat önceki yaptıklarımızla alakalı konuşursak şöyle söyleyebilirim. Ne yaptık? Şimdi Fenerbahçe'de önceki bir sistem oturttuk. 4-2-3-1 sistemiyle işte topa sahip olmayla alakalı bir taktik oluşturduk. Ondan sonra şöyle bir eksikliğimiz vardı sadece. Everton maçında da ve birkaç maçta da bunu gördük, denedim. Diğer bölümlerde de bu zaten var. En azından şu 14 gün Malatya maçı ne kadar biraz ondan bahsedeyim size. Ferdi sakatlandı. Çok kötü. Ferdi'nin sakatlanması kötü olmuş. Şimdi çok transfer yapsam mı diye düşünüyorum da en azından hafta başlarına kadar. Şimdi Sisse takımdan ayrıldı. Dirar'la da yollarımız ayrıldı. Gerçekten transfer yapmamız gerekiyor. En azından bir kanatla bir şeyin Samatta'nın yedeğine iki tane futbolcu transfer edersek çok iyi olur. Forma numarası. Şimdi öncelikle Gustavo Sosa, Perotti gibi oyuncularla biz şey yapıyorduk, çıkıyorduk maçlara. Bu yıldız oyuncularla çıkarken o takım halinde kompakt oynayamıyorduk. Yani şöyle söyleyeyim size, çok fazla bekleyen, topu ayağına isteyen, durağan oynayan oyuncular vardı. Bu durağan oyunculardan dolayı da hız problemi ortaya çıkıyordu. Daha sonra Sosa'yı da, Perotti'yi de, Gustavo'yu da oyundan alarak yerlerine Ozan, Mert Hakan, Pelkas üçlüsü yaptım. Böylelikle şey daha iyi oldu bizim için. En azından daha hızlı ataklara çıkan bir takım haline geldik. Ben de bundan sonra ya sırf ismi var diye, yıldız oyuncu diye Gustavo'yu da, Sosa'yı da, hatta Perotti'yi de oynatmayabilirim. Şimdi 10 gün var. Takım kimi alabiliriz ya? Aklıma oyuncu gelmiyor. Ama takip edilen liglere bakalım. Ben hangi ligleri seçtim? ABD, Almanya, Fransa, Arabistan, İtalya. Keşke de Arjantin falan seçseydim. Bir dakika, istatistikler, oyuncu detayı. Tabii bunlar lig yapmadığı için MLS'ten çekebilir miyim? Kaç tane iyi oyuncu var demelisin. River Plate'ten bir bakayım tekrardan. Ha, 32 yaşında almam yani. Lucas Prato. O da 32 yaşında. Bu ne geç? Bu adamın Julian Alvarez ya. Bu adamı alacağım ya. Gerçekten bir dakika transfer teklifi yap. Şartlar öner. 10 milyon euro. Bir sonraki satıştan %40 pay. Şimdi 10 milyon euro bonservis Fenerbahçe bünyesine yetişmiş en az 4 oyuncuya lisans çıkartılmalı. Şu an için 0 oyuncu lisans çıkarılıyor. Tamam geç onu. Şimdi zaten bir şeyin yerini aldık. Bunu da bir tane oyuncu alırız. Sisi'nin yerini alırız bu oyuncuyla. Şimdi bonservisine 2,5 milyon euro vereyim. 10 gol atarsa 475 bin euro. 10 gol değil 20 gol atarsa 500 bin euro vereyim. Taksitli bir şekilde de nerede taksitli? Burada.
2,5 milyon euro da ödeyeyim. Bu arada bir sonraki satıştan %40 çok, %30 vereyim. Abi %40 vermem. Şimdi o işleri geç, %30 vereceğim. %2,7. Süper. Şimdi bize bir kaça patladı mı oyuncu? 7 nokta, toplamında 7,250 bin euro şey yaptı. Çok da önemli değil. İnşallah fazla bir maaş istemez. Veya çok maaş isterse şey yatar. Şimdi satışlardan dolayı zaten iyi bir transfer bütçeniz var. Sisse ile Dirar'ı da sattıktan sonra orada da bir maaş bütçeniz aslında azaldı. En azından bir tane oyuncu. Şu an mali duruma bakayım. 14 milyon euro transfer bütçeniz var. Kemal Adem'i sakatlandı. Evet. Samat'ta tek yedek şu an. Başka forvetimiz yok. Ne kadar sakatlanmış? Ha neyse sıkıntı yok. 1-2 gün. 1-2 gün iyileşir. Allah yar ülkesinin formasıyla gol sevinci yaşaması mutlu etti mi? Yanıtlayalım. Görüşürüz sonra. İyi güzel de Alvarez ne oldu? Haydi. Abi Alvarez çok gerçekten güzel. Alvarez bizimle görüşmek bile istemedi. Bu da çıkmıyor. Çok güzel bir son bu diyecektim. Bu da çıkmıyor. Aa, şu an Güney Amerika'dan hiçbir oyuncu veya Afrika'dan hiçbir lig seçmediğim için istediğim oyuncular da çıkmıyor. Süper bir kariyer başlangıcı ya. Harika. Ben ne bileyim ya. Serdar Aziz fıtık mı olmuş? Ya kaçıncı, bu kaçıncı fıtığın ya? Tek sıkıntı forvet hattında şu gözlemci şeylere bakınız. Bek değil abi. Bek transfer istemiyorum. Okey. Kanat oyuncusu Solomon. Ya Solomon alabilir miyiz Allah aşkına ya? Yani bize öylesine öneriyorsun da ne kadar maliyet olur? Yıllık maaş bu. Tahmini maliyet 6,5-14,25. Şimdi evet bu sıkıntı. Ve fazla 14 yabancı asla bulunan 12 sonu arkadaş grubu kolayca dahil olabilecek biri değil. Bu yüzden diğer oyunculardan uzak kalmayı tercih etmeyi iyi. Geç o zaman. Çok yüksek bir maaş. Yani Sisti'yi gönderdik ama hata ettik. Etmiş olabiliriz. Çok şey yani. Çok sıkıntı.
Oyuncuyu ikna edemedik ya, garip. Juniors'ta var mı? Bakayım bir. Vardır ya ilahi. Bir oyuncu bulur. Buradan Boca Juniors'ta oyuncu yok. Balım Chelsea'de değil miydi? Allah Allah, şaka gibi ya. Boca Juniors'ta oyuncu yok. Arjantin Premier Lig'de şunlara bakalım. Velez'e bakalım. Velez'e de oyuncular vardır, iyi oyuncu vardır. Ya yapma be abi ya. Aleykümselam Beyza. Hanginiz Charlie? Sakalsız olan. €14 milyon bir bütçemiz olmasına rağmen transfer yapamıyoruz. Bu işte varlık içinde yokluk gibi bir şey yani resmen. Neyse, ilk sezona başlayalım. Şimdi bir dakika. Samatta, okey. Baran, bunların hepsi YouTube'a çıkacak ve senin yorumların da ekranda gözükecek. Ona göre yorumlar yapıyorsun, değil mi? Evet, maç başladı. Yine Malatya Fenerbahçe. Gerçekten 1-0 kaybettiler de bakalım bu maçta ne olacak. Olcay, Adem, Tete, Gökhan araya girdi. Pelkas köşe vuruşunu kullandı. Herrera çıktı, topu aldı. Uzun oynuyor Adem'e. İsam Şabek sağ bekten geldi. Şabek. Valla ilk yarı, yani ilk 10 dakikalık süreçte Malatya bayağı baskılı başladı. Baskıyı kırmak için şu dakikalarda gol bulursak iyi diyeceğim de. Oho, Pelkas sen çalım atacaksın da. Lemos, dön. Mert. Gökhan, Lemos. Ne yapıyorsunuz lan siz? Tian. Çok güzel. Ah be, vurutmazlar. Cueva. Altay çıktı, topu aldı. Tisserand. Novak, Mert, Tisserand. Lemos. Mert, Tisserand. Ozan, Mert. Ozan. Valencia Samat'ta kaçtı. Samat da Valencia'ya. Valencia döndü Gökhan. Tiam. O nasıl girmedi çok merak ediyorum gerçekten. Yani o nasıl gol olmadı ya? Abi biri meşale yaktı. Onun taraftarları yanıyor lan. Gökhan, Mert. Tiam, Samatta çok... Abi o doğası işte ya. Evet, maçı tekrardan ele aldık. Yani maçın hakimiyetini ele aldık da. Bulduğumuz pozisyonu gol atmamız lazım. İlk yarı böyle biter. Şimdi... Hadi bir gol. Hocam artık at şu adamı, at şunu kırmızı kartı lütfen. Ya neye bakıyorsun ya? Vereceksin sarı kartını, göndereceksin. Hala bana bakıyorsun. İnceye bakalım. Eğer kart verip bu adamı attırmazsan söverim. Ne? Penaltı. Kart ver.
Atıldı mı? Adam bizi biçti ya. Resmen biçti. Şimdi bizde kötü oynayanlara şöyle bakalım. Valencia 6-30. Valencia hiç oynamasaydın kardeşim. Gerçekten yani zahmet olmuş. Senin yerine Sinan Gümüş olacağız artık. Ya da Perotti değil, Perotti. Soyunma odası. Su şişesi fırlatacağım. Gösteriniz performansınıza hiç şey değilim. Memnun değilim. Şimdi benim kafam... Şimdi tek bir soru var. Yine Malatya kaldı mı 10 kişi? Adamın sarı kalmamış yani. Mert, Pelkas, Mert, Pelkas. Sola Novak. Novak, Ozan. Hadi be! Tiam. Tiam. Şu sağ kanatta Tiam Perotti. Perotti olmadı. Perotti tekrardan Gökhan'a. Gökhan, Mert. Lemos. Gökhan, Perkaz. Ozan, Gökhan. Açtı ortayı. Bak nasıl atamayız bu. İlginç ya. Tiam, Perkaz. Ya Perkaz o nasıl bir vuruş Allah aşkına ya. Şu Kırhin çık... Ha şimdi çıkartıyor. Çok güzel ya gerçekten. Adamın atılması gerekiyordu o pozisyonda. Hadi bana penaltı vermedi. Ayağımızı biçti adam. Vermiyorsun. Ondan sonra dur şimdi şeyin girmesi lazım. Forvetiniz Kemal Ademir gir. Perkaz çık. Ademir sen de pivot oyna ya. Hücum. Hoş geldin Can. Fenerbahçe'de kanser oluyoruz ya. Çok bir şey yok. Ama bu sefer pozisyonlara da geliyoruz. Öyle bir şey durum da var. Pozisyonlara geliyoruz atamıyoruz. Dur oyunu başlatayım. Perotti. Abi gol mü? Bak sonradan yok gol iptal falan demeyin. Sevineceğim ona göre. Abi sevinemiyorum ya şu hale bak. Yani tam da 4-4-2'ye döndük. Gol attık. Şimdi istesem de takım çekemiyorum geriye. Perotti. Mert. Dön sola. Tiam. Tiam Ozan, Ozan, Perotti, Kemal Adem olmadı, Perotti, Gökhan. 7 senedir çekiyoruz. Perotti vur abi vur topu. Allah çektirmesin diyeceğim de yapacak bir şey yok. Çekiyorsunuz ne yapalım. Şimdi dur. 1-0. Dur dur. Şimdi taktikler. Bu çok fazla hücum oynatıyoruz. Bizi affetmezler. Tiam'ı çıkarıp orta saha alayım ama Sosa'yı alacağım onun yerine. Sosa'yı da çek buraya. Defansif orta saha değil. Defansif oyun kurucu. Destek. Samat da Adem'i. Samat da buraya oynatacağım. Adem'i pivot. Perotti kanat nasıl yapalım? Kanat ofansif oyun kurucu Samat dayıyla şey yapayım kanat forvet. Ama daha iyi. Çöpulti. Açkoa. Allah belanı versin Gökhan ya. Ya bak geçmeyeceğim pozisyonu bir daha izleyelim. Allah aşkına bak 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 şimdi bak. Bak bu geri zekalı top kontrol etmesi bilmiyor şu. Alsa topu ya. Allah'ım sen büyüksün ya. Dur 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 dur.
Şimdi nerede taktik değiştir? Niye çift forvete dön? Ya tam da Timo almıştım ya. Perotti sen buraya geç. Ya Kanat oyuncusu yok. Ferdi Kadıoğlu 79. Ne kadar kondisyonu var bunun? Sakat mı? Sinan Gümüş. Ozan'ın yerine gir. Kanat olarak oyna. Arka dörtlü bıktık. Daha kötüsü var. Bak bir şey söyleyeyim sen bilmiyorsun. Arka dörtlü Serdar Sadık falan olduğu zaman daha fena. Ya al şu topu ya evet. Gökhan maç satıyor ya bu Gökhan günü. Novak, Sosa. Aç ortayı. Aç. Nereden çıktı lan o top? Aaa goldü lan o. Adam kale yani içeriden çıkardı. Allah kahretsin adam büyük attı. 2-7 hakem değil, gol değil hocam. Oh güzel gol iptal oldu. Offside'miş. Offside sıkıntı yok. Neyse beraber. Abi şu maç beraber de bitti ya. Allah kahretsin ya. Hadi sola tak. Çık. Dön sola. Aç ortayı. Oh, geçin oğlum. İleriye geçin. İleriye. Ya, illa pas et. Ya niye abi yani pas atsanız ha hocam. Allah Allah. Ya bir tane Gökhan Gönül'ün hatasından dolayı ben bu maçı verdim mi şimdi? Gerçek mi bu ya? Aynen bak mükemmel bir taktik değil mi? Caner ortaya atsın, Samat da vursun. Gökhan bizi bitirdin Gökhan. Bizi yok ettin ya. Abi sövsen var ya şimdi sövsen söverim de var ya gerçekten. Ya şu maç berabere bitti yani. Soyunma odası şimdi. Dur daha ne radikal kararı daha ilk hafta Allah aşkına. Radikal karar da alamıyoruz daha doğrusu. Maliyetimiz belli. Şimdi. Yarın hepinizi antrenmanda görmek istiyorum. Performans sonrası dinlemeyi hak etmiyorsunuz. Gökhan gülerek geliyor değil mi Malatya'dan? Basın toplantısına katılalım bakalım. İlk soruyu İstanbul'da yayın yapan Aydınlık Gazetesi muhabiri İlker Karaca'dan alalım. Alalım bakalım. İlk resmi maçınız beraber bitti. Sizce bu galibiyetle başlamak için kaçan bir... Ne? Sizce bu galibiyetle başlamak için kaçan bir fırsat mıydı? Evet. Biz çok daha iyi takımız. Daha fazla hak ettik. Bence daha fazla hak ettik. Kötü performansı rağmen Tisserant'ı ısrarla oyundan almama inşanı taraftarın tepkisine neden oldu. Kimi alayım? Hani sen söyle İlker Karaca kardeşim sen söyle. Yani Tisserant kötü oynuyor. Serdar zaten sakatlanmış Maldivler'de. Ben Sadık'ı mı alayım? Sadık daha mı iyi oynayacaksın Tisserant'tan? Allah Allah. Lemos Fenerbahçe formasıyla golü bir başlangıç yaptı. Siz bu oyuncunun performansını hakkında ne diyeceksiniz? İlk maçına bu kadar iyiyse önümüzdeki maçta nasıl olmayacak? Çok merak ediyorum. Bazı köşe yazarları Fenerbahçe'den kiralanan oyuncu sayısının gereğinden fazla. Mametyan bugün müthiş bir maç çıkardı. Bu maçtan sonra da ona Mametyan evet çok iyi maç çıkardı. Belki hiç gelmeyeyim gün hafta sonra falan filan geç. Baskı odasından çıkacağım ya.
Neyse Umut Bulut gol atmadı. Umut da gol atabilirdi, atmadı bak. Ben yemedim Umut'tan gol. Biz daha fazla hak ettik Charlie Reis. İstifa mı? Ayıptır ya. Gerçekten bir maçta mı istifa ediyorsunuz? Yazık, günah ya. En insaf, Gökhan Gönül orada golü yemeseydi her şey alt üst etti. Tüm taktiği alt üst etti ya. Sosa'yı da oyuna almıştım. Orta sahayı da tutacaktık, ne güzel. Konya maçına göre değerlendireceğiz. Hem Cagne hem bak Falcao abi işte bak her şeyi söylettir ya, futbol menajerin gerçekliğine laf söyletmem. Burada ben Falcao attığı gol penaltıdan. İşte ben sadece bu kadar söylüyorum abi. Futbol menajeri ne kadar gerçekçi gol. Charlie bu takıma dördüncü yıldızı taktıracak kardeşim. İnat etmiş. 90'lı yıllardan beri bu adam Fenerbahçe için şey yapıyor. Bir lanet takım da Kayserispor. Fenerbahçe'nin maşa tüm lanet takımlarla karşılaşıyoruz ligin ilk haftasında. Biri Yeni Malatya, biri Darıca'ya döner. Yani mantıklı. Yok, memleketine döner, memleketine. Dizi setlerine döner daha doğrusu. Yeniden başlar dizi çekimlerine. Deniz Alibeç, Henrique, Fernandez, Aaron Lennon, Açka, Hasan Hüseyin, Aziz Beyiç, Atlama, Kolesios, Krivic. Bu alan güzel kadrosu var ha Kayseri'nin. Şimdi Valencia bu maçı, Valencia kötüydü. Valencia'yı çıkaracağım. Perkas, kim o? Ya sağ kanattaki Sinan Gümüş de iyi oynamadı ki. Aynı kadroyla devam ya. Bu maçı kazanmamız lazım dedi ama hiçbir yerde tepki göstermedi ya. Olaya bak. Yine evet Kayserispor maça başladı. Aziz Beyiç, Fernandez, Hasan Hüseyin. Ortası yine Kayserispor'da kaldı. Hasan, Fernandez, Pedro Henrique, Aziz Behiç. Alın artık topu. Alın artık, çok güzel. Altay. Tisserand. Valencia koş, koş, koş. Önün boş, koş. Samatta. Thiam olmadı. Lennon. Lemos. Mert. Ozan. Valencia, Perkas, Valencia, alan. Oğlum ayağında nasır mı var? O nasıl vuruş ya? Fernandez, Aaron Lennon, oldu Krivic. Çok güzel lan Novak. Abi dur. Taktik. Şunu kanat forvetten alayım da normal kanat yapayım. İçeriye girmesen. Normal kanat oyuncusu hücum yap. Okey.
Aziz ve hiç. Aziz ve hiç. Pedro Henrique. Gökhan Yatrakir. Çok güzel. Yani stil açacağım pasına. Hasan Lennon. Ne gol attın be! Adam attı. Güzel. Hiç beklemiyordum bu arada böyle bir gol atmasını. Süper Solak Ozan Tufan. 1-0. Gökhan Valencia. Ozan bir vuruş daha gelir mi? Geldi. Pogba be. Novak, Pelkas, Novak, Mert, Tisserand, Novak, Tisserand, Mert, Tisserand, Ozan, Valencia, dön Gökhan'a. Samat, ah be, direkten döndü. Pelkas, ortası, ay maşallah, Lunga bak be. Adam kaleci. Novak, Tiam, Ozan. Ozan Valencia'yı gördü. Valencia açacak içeride. Ya Allah aşkına. Güzel. Ama benim orada anlamadığım şey şu. Yani oraya kadar iniyorsun, sıfıra kadar iniyorsun, geliyorsun sağ beke dönüyorsun. Bak şuradaki pozisyon deli etti beni ya. Şurada oynayabilirsin yani. 2-0. Fernandez, Novak'ta kaldı. Tisserand. Tisserand sola Tiam'a. Tiam. Samatta Ozan, Valencia. Ozan Gökhan'a Gökhan kaçtı. Gökhan Ozan. Ah be, korner. Şimdi Perkas köşe vuruşunu kullanacak. Perkas atlama uzaklaştırdı topu. Lan. Aferin lan Altay. Altay başka bir seviye. Sen demişsin ki Luke Harbi başka bir seviye. Altay'ın kurtarışlarına bak. Helal be. Şu kurtarışa bak be. Yerli Buffon. Evet 2-0. Şimdi soyunma odasına gidelim. Soyunma odasındakilere şöyle söyleyelim. Şimdi bak. Performansınızdan çok memnunum. Devam edin beyler. Bak hepsi şu an heyecanlı ve motive. Beyler top geliyor mevcut. İkinci yarı başlar. Mert, Lemos. Pelkas, Lemos. Valencia. Arttır fites. Güzel Pelkas olan. Altay anca oyunda iyi. Haksızlık etme abi. Şimdi defans, iyi defans yapıyoruz. Adam da kurtarıyor. Şimdi sen kötü şey yaparsan bak. Şut sayısı 4, isabetli şut sayısı 1. Yani şimdi sadece bir tane şut çekebilirler. Orada da çok iyi kurtardı. Gerçekte öyle değil ki. Gerçekte isabetli şut sayısı Fenerbahçe 7-8. Adam da 2 tane 3 tane kurtarabiliyor en fazla. Sonra da Malatya'dan 3 tane gol yiyorsun. Hop durdur bakalım 72. dakika. Bizde iyi olanlar var mı? Gökhan öldü. Ya resmen ölmüş. Orta sahamıza gitmiş yani. Şimdi o zaman ne yapmamız lazım? Gökhan takımda kal... Ya bir dakika. Gökhan kalsın o zaman. Orta sahadan bir değişiklikler yapalım. Novak, Ozan, Mert Hakan, Valencia. O zaman dur şöyle. Gustavo'yu al. Bunun olduğu yere. Gerçi o nereye itiyor? Orta sahaya da oynar. Sosa'yı Mert'in yerine al. Orta sahanın düşmemesi lazım. Valencia'nın yerine bir oyuncu alalım. Ferdi olur. 3. Bize 5 oyuncu değiştirdiği hakkımız var değil mi? Tahir Yasin çıkar. Perkastia. Gustavo Tiam çıkmamalı. Tiam'ın yerine alabileceğim çok iyi bir oyuncu yok. Yeter. 3 oyuncu değişikliği şu anlık yeter. Nazım'ı diğer maçta ilk 11'e başlatacağım. Novak, Mert, Tisserand, Ozan, Tisserand,
Oğlum nasıl kötü bir pas ya. Tiam çok güzel abi. Perkas Mert. Döndür. Dön sağ kanada dön. Çok iyi. Güzel korner. Ah be, Samat da vurdu olmadı. Kırviç, Kanga, Deniz Ali Beç, Pedro Henrique dışarı ya. Ya da Nazım'ı şimdi alayım ya. Yani Gökhan Gönül'ün yaşı da belli. Nerede bizim? Aa, Nazım yok. Lan Nazım nerede? Evet, Nazım'ı almayı unutmuşuz. Çok güzel. Şimdi başka oyuncularda düşüş. Perkas da var, Mametyan da var. Samat'ın hala durumu iyi o zaman. Kemal Ademi'yi buraya alıp hedef kanat oyuncusu yapmam yok mu? Ay hiç iyi oynayamıyor. Dur. Samat da öyle yapayım. Nerede abi? Hedef kanat oyuncusu. Hücum. Kemal Ademi'yi de pivot yap. Ozan'ı beke çek. Ozan'ı çıkardık ama ya. Ozan'ı çıkarmasaydı mantıklıydı da. Bu arada Ozan'ı da, yani şöyle, Ozan da aynı şekilde Gökhan Gönül'le aynı seviyede yorgunluğu vardı. Pek fazla bir şey değişmeyecekti. Ucuz yırttık bu pozisyonu. Bu pozisyonu bayağı ucuz yırttık. Nerede kardeşim bana istifa et hoca diyen? Bak Kayseri Spor'u yendik abi. Kayseri Spor Fenerbahçe'yi yenebiliyor mu? Her sezon yeniliyor, puan kaybediyor. Ben gitmişim, Kayseri'yi yenmişim. Hani kendi evimde. Şimdi burada ne diyelim? Güzel galibiyet, aferin. Biraz mutlu olsunlar. Evet. Şimdi galibiyet aldım ya da basın toplantısına katılırım ha. Dur. Şimdi. Westport mu? Ne diyor? Bu galibiyet öntülü mutlu olmasınız değil mi? Yok çok mutsuzum gerçekten. Niye? Nasıl 2-0'a yenebildik ki yani? Ozan Tufan 22 metre mesafeden çok sert bir vuruşla golü bulması maçın önemli anlarından biriydi. Sizce de önemli bir, çok önemliydi. O gol mükemmel bir goldü. Tisserand bugünkü mükemmelliğini yorumlayabilir misiniz? Ne oldu lan? Geçen maç Tisserand çok kötü diyor. Oyundan neden çıkmadı diyordunuz? Şimdi diyorsunuz ki mükemmelliğe yakın oynadı. Onu kimseye değişmem. Söz konusu Aymeric Laporta olsa bile değişmem. Abi bunu kim yazmış gerçekten? Hani Laporta ile kıyaslıyorlar. Oğlum böyle bir şey yok. Ben bir teknik direktörüm. Tisserand'ı Laporta ile kıyaslamak. Ya bir git Allah aşkına ya. Adam bana tinerci diyecekler sonra. Onun muazzam bir yeteneği ve hırsı var falan. Geçim onu söyleyeyim. Bugün kazanmanızın ardından futbolda teknolojinin kullanılması hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ne alaka şimdi bunun teknolojiyle? Ozan 22 metreden gol attı. Bugün adaleti... sayılmayan gol mü? Bugün adaleti yine bunu teknoloji mi? Falan geç. Samet abi öyle aranızda herhangi bir bağlantı var mı? Yok. Onu pek de tanımıyorum. Kayseri 34 maçı Fenerbahçe yapsın şampiyon olur. Doğru. Doğru yani diyecek bir şey. Oo Gaziantep. Bu arada fikstürümüz de tam son dönemlerdeki Fenerbahçe maçlarıyla paralel gitmesi peki. Dur bakın Gaziantep'e şimdi bak. Şumdika'ya bir ders verelim. Şumdika'ya bir futbol dersi vereceğim ben şimdi. Galatasaray yanlış mı görüyorum? Galatasaray berabere mi kalmış? Aynen. İyi oyuncu şu an.
Ama faslı. Disiplinsiz oluyorlar. Sinan hiç oynamadan sakatlanıyorsun sen de var ya yani. Dilara'yı gönderdim, sepetledim direkt. Adamın 2,5 milyon euro maaşı var ya. Direkt dedim ki ya şu adamı benden kurtarın. Bonservis falan istemiyorum dedim. Neyse. Transfer döneminin transfer sistemini belirlemek için herhangi bir sunumda organize ettik. Toplantıya katılalım bakalım ne diyeceksin. Maaş bütçesini aşılmaması süper tamam. Güzel. Kaleci başlayalım abi. Kalecimiz kaleci transferi yapmayacağım. Bu mevkiye ihtiyaç bulunmuyor. Bir sonraki mevki forvet arkası Perotti 7-10 oynamış. Pelkas 7-20 oynamış. Elimizde Sosa, Sinan, Ferdi, Ömer, Faruk Beyaz var. Yani onun için de buna da gerek yok. Diğer mevki deneyimli santrafor Uribe. Bunun sözleşmesi bitmiş mi? Bir bakalım o zaman buna. İmza attıralım. Çünkü Sisse'yi gönderdik. Sisse'nin yerine şey yapmadı. Güzel 500 bin euro. Bilmiyorum ki. Başka Uribe ya aynı. Fernando Uribe yani deneyimli santrafor diyor lan. Okey. Başka var mı? Deneyimli santrafor Alan Kardeş. Yok. Bunu almayacağım. Bunu da almayacağım. Kanat oyuncusu gerek yok. Christian Atsu. Haydi Christian Atsu. Bu hale gelecek adam mıydı lan? Kanat gerek miyor diyeceğim. Bu adamın özelliği iyiymiş. Gerçi hızlanma kötü de. Ah biraz hızlanması iyi olsa ya hızı iyi olsaymış ben bu adamı kaçırmazdım. Kiralık lisesinde adını geç. 33 yaşındaki orta sahibi ben de. Johan Kabay ya yürü kanser olmuş gelmiş bizde futbol oyuncu. O değil Ahmetoğlu. Deneyimli bek geç. Sanat bek geç. Deneyimli stoper bunu da geç. İşte Türkiye'deki takımlar herhalde böyle oyun transfer yapıyor. Ama tam bu zaman 30 yaşında al al boş ver. Kelepir futbolcu al diyorlar. Bir tane daha santrafor yok mu? Var. Babam bir tane santrafor verdiler ya sadece bana. Alternatif. Onu da aldım bakalım. Ya işin kötü tarafı ne biliyor musun? Arjantin Ligi'nden, İskandinav Ligi'nden futbolcu seçmedim. Onlardan seçmeyince de oyuncu bulamıyorum. Genç, hızlı, yetenekli oyuncu bulamıyorum. 30 yaşındaki deneyimli forvete kaldık. Neyse böyle başlayalım da ilk sezon. Ondan sonra devre arası ikinci sezon falan bakarız transfer yaparız. Otuz yaşındaki kaç?
Ya bu maçta Nazım mı oynayacaktı? Onun oyuncu değişikliği. O, bir şey söyleyeyim, Nazım ve Tolga Ciğerci diğer bir şeyde gözükmüyordu. O zaman diyorum Nazım Sangare'ye Gökhan'ı biraz dinlendireceğim. Gökhan'ı buraya al. Tolga Ciğerci zaten kalmasın. Serdar Aziz 45 dakikalık maç kondisyonu birazcık daha, yani sağlıklı Serdar'ı değiştireceğim. Yine Serdar iyidir sağlıklı. Onun dışında geçti yani. Tamamdır. Vay, nasıl motive oldular? Evet, maça başladık. Tisanant, Lemos, Nazım, Valencia, Ozan Nazım'ı gördü. Nazım açtı ortayı. Olkovski uzaklaştırdı. Bunları yapmam lazım bu maçta. Yoksa bu harbi yok ederler beni. Olkowski, Miralas, Maxim dışarıya. Maxim, Muhammed dışarıya. Bu dakikalarda Gaziantep'in vuruşları top dışarıya gidiyor. Yine Olkowski. Alın abi o topu artık. Evet, adam bizden daha iyi oynuyorlar şu an. Allah Allah, hiç mi hatamız yok ya 20 dakika boyunca? Ah be, nereden Samatta? Mert, Samatta çok hızlı kontrata şans. Şimdi Samatta. Hocam penaltı hocam. Vallahi verdi mi? Aa, dur VAR'a gidiyor. Bir dakika. Çok merak ettim şu an ne gelecek. Hocam verdi VAR. İnceledi. Hocam ayağımızı kırdı ama. Penaltı. Evet, net penaltı. Oh. Allah senin belanı versin ya. Aa, geri zekalı. Abi dışarıya attı ya. Abi penaltı lan bu. Direği nişanlısan diyeceğim ki ayak geri zekalısın, direği nişanladın. Yani aptal, gittin penaltı atamadı bunu mu attın? Uçarak kafa attın. Abi adam kolay atamıyor, zor atıyor ya. Ya şaka gibi ya. Ya oğlum bu Fenerbahçe var ya yani. Ya Allah. Şaka gibi ya gerçekten ya. Adam penaltı atıyor, uçan kafa atıyor ya ondan sonra. Lan. Güzel. Tiyan. Şaka gibi ya gerçekten. Şimdi. Biz de bir dakika taktiklere gelelim bir. Kötü oynayanlar kimler? 6'a atmış Valencia. Hiç oynamamış ya resmen. Ferdi kadrolu alabiliriz aslında. Ferdi gir Valencia'nın yerine. Gerçi 6'a atmış yani çok da fena değildi de. Yani fena değilden kasım vasat da. Ama yine de o değiştireceğim oyuncuyu. Volkovski çok güzel.
Valencia maçı en güzel yerden izliyor. Valencia efsane iyi oynuyor normalde. Normalde de biz göremedik ki. Normalde de nerede efsane oynuyor? Sakatlandı adam. Nazım, Ferdi. Nazım. Süper. Dön sola. Penaltıyı atamayan adam başımıza efsane santrafor kesildi. Lan attık gollere bak. Dönerek vuruyor. Ki çok zor bir pozisyon şimdi gol atmak. Bir uçan kafa atıyor adam. Bak gole bak. Ya geçmiyorum gerçekten. Bak bekletmeden vuruyor abi de. Nazım. Siktirdi Nazım. Onu iyi kullanabilirdik. Ozan. Mert. Çok zorlama attım be. Ne gerek vardı ki oraya öyle uzun atma. Aferin Antay. Samantha yükseli vurur. Olkoski. Süpersin Novak. Mert. Novak. Tiam. Ozan. Ozan'dan Ferdi. Ferdi Ozan'a. Ozan'dan Tiam'a. Tiam. Sabahtayı çok iyi gördük. Şimdi şundan sonra oyuncu değişikliklerine başlayalım. Perkaz açtı ortayı çalar. Durdur oyunu. 74. dakika. Hemen buraya Sosa'yı Mert'in yerine alıyoruz. Gustavo'yu da Ozan'ın yerine alıp ama savaşçı orta saha gibi oynatıyor. Kır ayaklarını. Perkaz'ın yerine de bu maçta Ömer Faruk sana şans veriyorum. Geç oyna. Değişikliği onayla başla. Valencia'nın götüne Meksika biberi süreceğim. Bak nasıl oynuyor. Oğlum o nasıl bir uygulama? Mafya mısın oğlum? Meksika biberi sürmek ne? Bu ne ekstrem bir şey ya. Gustavo, Sosa. Gustavo, Ferdi. Gustavo, Sosa, Ömer. Ömer, Sosa. Abi bir an gerçekten atılmayacak diye öyle mi korktum ki? Çok korktum lan. Bekle diye bile vurmadı böyle. Bu arada offside yok mu o pozisyonda? Yalnız bu kimse kaleci çok güzel bloklamış. Yani bizim ekmeğimizde yağ sürdü. Maxim. Ya stoperden gol yedik ya. Evet bir Fenerbahçe kalesi tabii ki de rahat maç izlemekle ne demek yani. Bak bir gol yiyoruz ilk defa. Ferdi'ye 11 oynat bence. Oynar. Ted. Volkowski. Ya kafanı sokayım niye korner atıyorsun topları ya. Böyle bir... Soğukkanlık desen var. Var abi yani. Soyunma odası. Güzel galibiyet. Aferin. Ama herkes mutlu. Evet yine şeyde yendik. Yine Malatya'dan bir puan kaybettik ama Kayseri'yi yendik. Antep'de 1-0 yendik. Basın toplantısına katılalım bakalım. Dur. Biraz beni pohpohlasınlar şimdi. Evet Şumidika bir futbol dersi verdik. Hiçbir şekilde oynatmadık. Son dakikalarda da stoperleri gol atsana. Geç o işleri. Perotti oynuyor mu? Yok oynamıyor. Perotti de oynamıyor. Sosa da oynamıyor. Gustavo da oynamıyor. Hepsi yedek. İşte Perkas, Ozan bir de kim vardı? Mert Hakan Yandaş oynuyor. Üçlü. Kanatlarda bir kanatta Tiam oynuyor. Diğer kanatta da şey. Valencia ama Valencia'nın yerine ikinci de başlangıcı şey aldı. Ferdi'yi aldı. Şimdi maçta hakemin oldukça yanlı bir... Ya yürü git Allah'ını seversen. Yanlıymış. Boş yapıyor ya. Bu konulara tartışmanın bir anlamı yok açıkçası. Bazen bizim lehimize bir iki düdük fazla... Hayır abi ne bir bizim lehimize. Penaltıydı. Onu da atamadı zaten gerizekalı. Düdüklerin çoğu bizim lehimize çalınıyorsa demek ki rakip bunları hak etmiş. Hakem adildi. Doğru. Ben hakemin bizim aleyhimize en az 3 hatalı düdüğünü gördüm. Bundan neden bahsedilmiyor? Bak en efsane şey. Parmağımı sağa sola sallayarak bunu söylüyorum abi. Samatta kulüpteki ilk lig golünü kaydetti. Evet takıma yeni katılan bir forvet için bu ne kadar önemli? Çok önemli.
Antep. Niye oynatmıyorum? Gustavo Sosa Pero'yu. Şimdi üçünü birden oynattığımda, ya şöyle söyleyeyim. Sezona başlarken 4-2-3-1 sistemi düşün. İki merkez orta sahada Sosa, Gustavo. Solda Perotti. Forvet arkasında Perkaz. Sağ kanatta da Valencia'ya çıkıyordum. Yani yürüyecek halleri yok. Hepsinin. Ya teknik açıdan çok iyiler ama hiç yürüyemiyorlar. Ya biz kaleye gidemiyoruz. Bu oyuncu grubuyla oynadığım zaman da çok hızlı bir şekilde atak yapabiliyoruz. Yani şu iki maçta gördüğün gibi bir anda gol atabiliyoruz yani. Orta sahadan rakip kaleye çok hızlı gidebiliyoruz. Onun için onlar oynuyor. Yorulduklarında, maçın ilerleyen dakikalarında bunları sonra oynatıyorum. Gaziantep'te yine verilen penaltı kararına yoğun bir tepkisi vardı. Siz penaltı kararının doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Hakeme tamamıyla hak verdim. Açıkçası penaltıydı. Penaltıydı yani. Mbaye Jack Nihal Galatasaray'da. Gerçi Charlie ile iyi anlaşırlar ha. Dur, Uribe katıldı artık. Yapacak bir şey yok. Bakalım Uribe'yi nasıl oynatacağız? Yani ne kadar bir katkı verecek? Onu merak ediyorum. Gerçi çok fazla yabancı oyuncu olmasaydı bile şimdi listeler vereceğiz. Ben o listeye güvenmiyorum. Çünkü birkaç tane de kulüpte yetişmiş oyunculara imzış yaptırmamız lazım. Ne bu? Fenerbahçe Sant takımının elinden kaptığı deneyimli santrafor Uribe için yönelen saatlerinde basın toplantısı Uribe için. Abi katılalım yani, hepsini olumlu hepsini olumlu ver. Ama bu kadar basit, süper oyuncu, harika oyuncu, çok iyi yani. Omar Alsoma'yı istiyoruz. Bak merak, güzel kaya o kim ya, bir dakika bakacağım. Beşiktaş maçımız var, süper. Omar Alsoma. Oha! Kim lan bu? Abi Kemal Ademi'ye sokayım gerçekten yani. Kemal Ademi'yi liste dışına atarak bunu alırım yani. Bir dakika, 3 nokta atı. Bak hocam, Mısır'daki abimiz. Al Ahli 2 hangi takımdı? Mısır mıydı? Sana bak 1 milyon vereyim. Taksitlerle 2.6 daha vereyim. Ya da 2.5. Ya bir dakika dur. 2.2 falan vereyim. 2 milyon vereyim. 3 milyonu anlaşalım. 10 gol değil. O 10 gol atar çünkü ben çok net biliyorum. 30 golde de ben sana 600 bin değil de 800 bin vereyim. Abi mükemmel teklif. Suudi Arabistan. Abi bu neymiş ya sen? Bir dakika neydi? Omar. Asoma. Bu ne aga? 18 bitiricilik. Kafa vuruşu 18. Penaltı kullanma 19. Onu geç zaten. Uzaktan şut 17. Abi mükemmel bir şey. Güç 17. Hani hızda problem var ama boy 1.92. Süper oğlum bu. Bak direkt aldım. Kemal Ademi'yi bu arada satacağım biraz sonra. Diyeceğim ki git. Al Ahli de şeyde yok muydu bizim diğer oyuncu? Neydi onun adı? Bir tane daha vardı ya. Aga be. Oğlum adam gelmiyor. Bir ara Fener yeniyordu. Oradan aklımda kaldı. 100 maçta 92 golü mü ne var? Abi adam gelmiyor. Yok bak. Görüşmek istemiyor adam. Ulan umutlanmıştım be. Allah kahretsin. Gelse bu arada var ya, direkt şey yapardım. Direkt kadroya monte ederdim. Mükemmel bir şeymiş lan. Adamın saçı var. Tabi denemeden bilemeyiz. Aynen öyle. Beşiktaş.
Evet, bir maç boyunca dinlenmiş Gökhan Gönül'ü de alacağım. Gezal, Gökhan Töre, Laiç, Abubakar, Mensah, Souza, Atiba yok. Ensakala, Montero, Vida, Rozier. Şimdi Ali Esya'sa oynamıyorsun, Ferdi sen oynuyorsun. Nazım yerine Gökhan Gönül giriyor. Luis Gustavo niye sakatlandı ya? Yaklaşık 12 gün 15 gün. Ne yaptı ki? Şu an sarsıntı geçirme sakatlığıyla ilgili sarsıntı geçirme. Ne yaptınız oğlum adama? Oğlum adama testlerde kışkırtma mı çektiniz? Sarsıntı ne alaka ya? Neyse artık Sosa, Gustavo ciğerci alacağız artık. Lisansım ne demek çıkarılmamış? Allah Allah. Çıkarın şu adamın lisansını. Evet, Urubi'yi alalım. Yok yok, 4 demek yok. Biz 5 kişi yeneceğiz. Yerin oynamıyor. Gökhan Töre oynuyor işte. Gökhan Töre ile Gezal oynuyor ikisi. Rakip şimdi. Beyler. Abubakar'a sıkı markaj. Topa hamle sert. Zaten ayağı kırık. Zayıf ayağını kullanmaya zorlayın. Adem Laiç. Sıkı markaj. Topa hamle sert. Zayıf ayağını kullandırın. Rozier'e pres. Gezal'a pres yapmayın yok. Ona da sıkı markaj yapın. Menza Souza. Buna da topa hamleniz sert olsun. Zayıf ayağını kullanmaya zorlu olsun. Süper. Oynatmayacağız. Hiçbir şekilde. Fernando Urbe. 9 numara olsun. Maça git. Ya oğlum demeyin lan öyle içe. Yazık. Şimdi geçen güzel performanstan devam etmenizi istiyorum diyelim. Motive oldular. Çok güzel. Başla. Başlama vuruşu. Fenerbahçe maça başladı. Tisserand. Novak Tisserand. Novak. Bir daha Tisserand. Novak. Tiam. Mert. Tisserand. Ozan. Tisserand. Ya yemedik. Yemedik deyince aklıma Beşiktaşlı çocuk geldi ya. Lemos, Gökhan Gönül, Ferdi. Ferdi sana çok iyi gönderdi. Tiam. Ah be. Ne iyi, boş ver. Gökhan Gönül, Pelkas, Gökhan Gönül, Ozan, Gökhan Gönül, Mert Hakan, Lemos'a döndü. Lemos. Dön kaleci dön. Mert. Ferdi. Mert Samat'ta verdi. Samat Ersin. Ferdi Felix. Mert. Olmadı. Lemos. Gezal mutsuz. Laiç inanılmaz yoruldu. Güzel. Takımın şu an orta sahası hücum oyuncuları varlık gösteremiyor Beşiktaş'ta. Onları durdurmayı başardık ve hiç şutu yok onların. Toplu oynama yüzdemiz 161'e 139, o da iyi. 11 faul yapmışlar, bu da iyi bir şey. Yani sadece bizi faulle dolduramıyorlar. Şimdi Montero, Vida. Vida. O kimdi o? Ersin. Uzun oynadı. Abubakar, Gökhan Töre, Ensakala, Mensah, Laiç, Joseph,
Gökhan Töre, Mensah, Gezal. Bu kadar işte. Hadi ikinciyi de bulacağız bu taktikle. İleri çıkın nerede ya? Ya bu maçı beraber etmesi gerçekten üzülürüm bu arada ya. Hakikaten yani. Abi yapma be. Bir tane şut, bir tane isabetli şut ve 1-1. Abi bu olmamalı ya. Adalet, adalet istiyorum. Şanssızız bugün, evet, yapacak bir şey yok. Ne istifası, berabere bitti maç Allah aşkına. 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraber, 1 mağlubiyetim var. Basın toplantısı. Gökhan Töre bugün size karşı net bir bitirişle attığı gol bir hayli etkileyiciydi. Siz bu golü nasıl değerlendiriyorsunuz? Balık. Bence bu durumda kendinden çok şansını övmek lazım. Clermont menajeri Pascal Gastien bugün kalabalık arasında objektiflerimize yakalandı ve Momentum'la ilgilendiklerine dair dedikodular var. Ver 10 milyon euroyu satayım. Onu satmayı düşünüyor musunuz? Bizim göze hoş gelen futbolcumuz izlemek için sahaya gelmediğin ne var? He? Taktiksel yaklaşımımız arkasındaki mantık nedir? Bundan önceki maçlarda aldığımız galibiyet ama. Mizu yok falan. Takımda yeni sözleşme imzalayan Fernando Uribe her ne kadar yedek kulübesinde de olsa Fenerbahçe formasıyla tanıştı. Acaba Uribe ileride ilk 11 planınız olacak mı? Şu an için gelecekteki kadro seçimleri hakkında yorum yapmayacağım.
14 gün milli takım arasına geldik, evet. Fena değildik ya. Ya şöyle iki tane puan kaybı yaşadık 4 haftada ve şöyle bir sıkıntı var. Çok şanssız kaybettik ya. Birinde Gökhan Gönül markaj yapması gereken yerde gitti, bekledi adamı. Adam gitti, ortaya döndürdü, gol attı. Maç 1-1 bitti. Tamamen maçla hiçbir alakaları yoktu. Beşiktaş maçında da yani bence Beşiktaş'ı iyi kitledik. Ama Gökhan Töre kendi bireysel başarısıyla bir tane gol attı. Ama biz gol atamadık, işin garip tarafı. Öyle bitti ki Beşiktaş'ın bayağı üstün olan taraftık. Şanssız iki tane puan kaybı bana göre. Birinde gerçekten kazanırdık. İkisine de kazanırdık yani, çok rahat. Yani şu ana kadar kötü oyunu ya da rakip bizden daha iyi oynayıp puan kaybı yaşamadık. Beşiktaş da bize kilitledi ne ya? Gel 14 gün bekle şimdi. Of. Balık yani, çok net balık yani. Ben Beşiktaş'ı iyi kilitlemiştim. Sadece bir tane ters top attı. Gökhan Töre gol attı. Yani orada aynı pozisyonu ben Tiam'da da yaşadım. Tiam da onun aslaydı. Donlu mu var? Şu an bir şey yok. Yani gördüğüm kadarıyla. Abi bak, Samat da öyle topu gol atamadı ki penaltıdan, saçın başın dağılmış ya. Saat 5. Vallahi Erzurum maçını yapayım, ben ufak ufak kaçarım. Erzurum maçını da kesin kazanır. Kesin kazanacağım için de galibiyetle en azından videoyu bitireyim diye düşünüyorum. Şimdi bunu söyledikten sonra bir de Erzurum'a yenilip de yayına bitirmem yok mu? Evet, kulübümüze yine bir analizci katılmış. Hoş gelmiş. Mahmut Hanefi'yi alır reis. Mahmut Hanefi. Ben bir tane öyle bir oyuncu tanıyorum. Muhammed Hanefi'ydi. O da Muhammed Hanefi yolda Sivas Spor zamanı oynuyordu. Ya Serdar yeter. Mahmut Hanefi diye futbolcu var mı gerçekten? Bakayım bir dakika ya. Mahmut Hanefi. Yok. Trolle mi oğlum ya? Mahmut Arif diye futbolcu yok. Yirmi yıl önce mi? Abi nereden buldun? Yani ben de Muhammed Hanefi yoldaşı biliyorum. O da 15 sene önce falan olması lazım.
Fenerbahçe ile sol bek. Artık şu Erzurum maçına gelmek istiyorum ya. Bir sene geçti sanki. İlerlet ilerlet bir geç olmuyor ya. Bitmiyor, gelmiyor ya maç. Abi hemen aynı kadroyla devam ya. Maça git. Farlon, Osman bunlara karşı yeneriz ya. Erzurum başladı maça. Çok rahat kazanırız. Ozan, Ferdi, Erkas, Mert, Novak, aç ortayı. Süpersin Ferdi. Bak Ferdi Kadıoğlu yine golünü attı. Bu sezon attığı 3. gol. 4 maçta 3 gol. Sonra diyorsunuz ki bu adam niye yıldızları oynatmıyor? Ferdi iyi oynuyor, Mert Hakan iyi oynuyor, Ozan Tufan iyi oynuyor. Ben şimdi niye yıldızları oynatayım ki bunlar iyi oynarken? Pelkas. O açtı. Tisser at direkten döndü. Ferdi bitiren Pappi. Bu nasıl gol ya? Novak. Ozan güzel araya girdi. Pelkas, Mert. Abi benim isim Burak değil ki Burak Kocaman diyorsun. Ferdi adamın yan geri pas verdi kaleciye ya resmen. Abi övdüğümüz adam bir anda kötü oynaması peki. İkinci araya başladı. Samatta, Mert. Tisserant, Lemos. Mert. Ozan. Şimdi Gökhan Gönül taç atışı kullandı. Ferdi, Ozan. Ozan'dan Novak. Novak! Bize gelen Buffon oluyor anasını satayım. Tisserant. Tiam. Ozan, Mert. Gökhan açtı ortayı. Tiam attı gol! Mehmet Tiam. Şimdi dur bu Emrah. Bu Emrah yok mu bu Emrah? Dur bakalım. Adamı öldürdü ama. Vay be, yok ya adam resmen. Şöyle. Serdal ilk kez duydum. Evet ilk ben sadece bende var dünyada. Başka kimse de Serdal ismi yok. Emrah, Osman Çelik. Çok tehlikeli ortaları var lan bunun ya. Küçük Emrah. Ya da dur bu atakta devam etse ondan sonra değiştirmeye başlıyor. Takımı. Ya hiç sorma ya. Dur 75 dakika şimdi. Sosa'yla iyi oynasalar da onları çıkarayım. Gustavo'yu da çıkar. Hayır Gustavo'yu da çıkar. Gustavo oynanamıyorum şu an. Gustavo yok değil mi takımda? Evet yokmuş.
O zaman kim alalım? Perotti'yi alacağım ama çok hücum oyuncuları çıkarmak istemiyorum yani. Oyuncu değişikliği yapmayacağım, bu kadar yeter. Yani Ferdi de Thiago çok iyi oynuyor. Dur şunu uygulayalım. Şunu da uygulayalım. İkisi Perotti. Ya Perotti ve şu an dur. Bir dakika Perkas'ın yerini alabilirim aslında. Onun yerine Ömer Faruk'u alacağım da Ömer Faruk'un kalsın. Perotti Perkas'ın yerine gir. Son 4-5 dakika kala Perotti alayım. Caner. Sol sağ yandan kaptırdı. Lemos, Tisserand, Lemos. Sosa, Caner. Tiam. Hadi abi. Tiam. Sosa. Perotti. Samatta. Sosa. Tiam. Sosa. Ferdiye. Perotti, ne yapıyorsunuz lan siz? Gökhan, Ozan, Ferdi, Tiam, Offside. Ricardo, Sadiku, Mücahit. Yani orta açıyorlar. Bizim adamlar Kore'ye çeviriyor topu. Sosa, Ozan, Ferdi. Ferdi'den Sosa. Sola Tiam. Sosa, Samatta'ya gelmedi. O zaman Perotti, Ferdi, Samatta. Samatta girdi. Samatta vurdu Fernando. Evet, maç bitti. 2-1 kazandık. Aferin beyler. Çok iyi bir galibiyet aldınız. Yani böyle biraz motivasyon konuşması. Devam. Basın toplantısına katılalım. Evet. Takımın milleti hücum futbolu diye zehirlemeyin. Sörs Erdal Kocaman. Takımın bu sonucun ardından puan tablosuna asansörle çıkar gibi yükselmesi moraller ne kadar olumlu bir etki yaptı. Çok çok mutluyuz gerçekten. Yani sevinç çığlıkları atıyoruz. Kadıköy'de kutlama var. Şampiyonun kutlaması yapıyoruz. Mükemmeliz ya. Bu inanılmaz formu daha ne kadar devam ettirebilirsin? Sonsuza kadar desem. Aşırı özgüven ve rehavete kapılma riskinin olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Rehavet bizim için bir sıkıntıya dönüşürse bunun suçlusu ben olurum. Oyuncularımın konsantrasyonu kaybetmesi benim görevim. Şu an için iyi gidiyoruz ama Manchester City gibi takımlara denk olmamız için önümüzdeki uzun bir yol var. Ne alaka abi Manchester City? Benim ne biçim yorumlandılar? Mametyan galibiyeti garantileyen güzel bir gol kaydetti. Bu oyuncuyu nasıl etkileyecek? Ya adamın dibi. Başka ile aranız nasıl? Soruya bakar mısın? Başka ile aranız nasıl diyor. Ne alaka şimdi bu soruyla? Takım güzel bir ivme yakalamış. Aykut Kocaman'la aranızda şey Aykut Kocaman lan Allah siz ne yapsın Aykut Kocaman yaza yaza aklıma o geldi ya. Ali Koç'la aranız nasıl? Çok iyiyiz abi. Kankiyiz. Hafta sonları muz falan getiriyor böyle Charlie'ye. Daha da mutluyuz yani. Evet. Şimdi yayını bitireceğim. Yarın tekrardan yayını yapacağım. Şu an sadece gitmeden önce bir fikstüre bakalım. Evet. Sezon Malatya maçıyla başladı. Utanın utanın. Oğlum gerçekten utanın. Siz dediniz ki istifa ediniz. Namağlup ilerliyorum. İki tane puan kaybı yaşadım. Bu iki puanda da böyle balık puan kaybı yaşadım. Namağlup ilerliyorum. Ligdeki durumum dördüncüyüz. Ya böyle bir şey yok bu arada. Var ya Süper Lig'de 5 hafta geçecek. Sezon başladıktan sonra. İlk 4 sıradakiler namağlup olacak. Cehennem neyi? Presine lan. Kara gümrük takılabilir. Böyle geçecek. Sezon böyle başlayacak. Böyle, yani sezon böyle geçecekse zor işimiz. Bu ne lan? Dört tane takım namalı. Birinci sandım kendimi ya. Namalıyız oğlum. Birinci en kötü ikinci oluruz değil de dördüncü çıktık. Böyle bir şey yok ya. Fikstür. Bakalım şimdi sonraki haftalar ne? Fatih Karagümrük, Antalya Sivas, Hatay. Büyük ihtimal yarınki yayınlar bu olur. Ve yeninki yayında Fatih Karagümrük, hatta bu bilinmiyor olan Türk Kupası maçını da oynarız. Belki biraz uğraşsak Ankara Gücü maçını da oynarız. Biraz erkenden yayın açarım ben 9 gibi. Bunların hepsini oynarız. Oyunu kaydedelim. Birinci sandım oğlum kendimden, ne bileyim ya. Dördüncü olduğumda ben bir şey beklemiyordum yani. Oyundan çık. Neyse. Evet, bugünkü yayın, bugün yayın böyle sürdü. İki yayın yaptım.
Yarın da iki tane video gelir diye düşünüyorum. Biri sabah olur, ya yani biri öğlen olur, biri akşam olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarınki yayına görüşmek üzere, hoşça kalın.